Çalın. Ambidextrous insanlar can use, kullanabilir hands, ellerini becerikli, yetenekli bir şekilde. Each hands dersek her bir eli olur ama each kelimesinin yanına gelen isim tekil olmak zorundadır. Burada s takısıyla çoğul olmuş. Neither hands dersek tek başına neither kullanıcı hiçbir, yani neither hands hiçbir elini kullanamaz. A'daki both ise iki, her iki anlamındadır. Both hands, her iki elini becerikli bir şekilde kullanabilirler. Cevap A'dan olur. Both'ın devamına and yazarsak o zaman hem, hem de anlamında başka bir bağlaca dönüşür. 2. Altta çizilen substitute kelimesi ne anlama geliyor? Substitute, maçlarda futbolcuların yedek kulübesinin üzerinde de yazıyor. Substitute, yedek. Evet, fiil olursa normalde replace demektir. Yerine geçmek demektir. Burada exchange olur. Takas etmek, değiştirmek anlamında. Ceyhan. Exchange ofisler var. Döviz büroları. Yani veriyorsun, karşılığını alıyorsun. Substitute de birinin yerine başka bir şey. Yerine geçmek, takas etmek demiş. Alex spend, harcamak. Write ise yazmak. 3 no'lu soru yanlış. Soru kökünde Michelangelo değil de Landseer yazması lazım. Cevap çıkmıyor yoksa. Landseer yazarsak A. Landseer had to use, kullanmak zorundaydı. Both ends, her iki elini de işinden dolayı kullanmak zorundaydı diye bir şey yok. Had to, zorunluluk yok yani. Could work, çalışabiliyordu. To drawing, iki çizim üzerinde aynı anda. Evet, Landseer için ne diyordu? Drawing, completely different drawings at the same time. Aynı anda tamamen farklı çizimlerde çalışabiliyordu. Hans ve ailesi kırsalda yaşıyordu. Bu şıkkı başka paragraftan almış koymuşlar buraya sanırım. Yok ki burada. Yok işte, bu başka yerden gelmiş. A mesela, cevap anahtarı A diyor. Soru kökünde Michelangelo var ama Michelangelo her iki elinde kullanmak zorunda diye bir şey yok. Bu adam her iki elinde kullanabiliyordu. Yani biri yorulunca diğerini kullanmıyordu. Her ikisini de aynı anda kullanmıyordu. Zorunluluk yok. Evet, o yüzden soru kökünde Michelangelo yerine Landseer yazacak. James Garfield was an extraordinary ambidextrous because. James Garfield sıra dışı bir ambidextrous'tü. Çünkü o, A, read, okur ve write yazardı. Yunanca ve Latince. B, became, oldu, the first, ilk US president, Amerikan başkanı, bir de ambidextrous olan ilk Amerikan başkanı oldu. C, write, yazar, two different languages, iki farklı dili, at the same time, aynı anda. Evet, ne diyordu? Sol eliyle Yunanca, sağ eli Latinceyi aynı anda yazabiliyormuş adam ya. Hiç var mı çevrenizde böyle bir iş? Gördünüz, duydunuz, oldu mu? İki elini aynı anda kullanabilenleri. Hocam ben kullanıyorum ama farklı dillerde değil. Aynı anda yazabiliyor musun iki elinle de? Evet hocam, ikisini de yazabiliyorum. Aynı anda ama. Yani birini yok, aynı anda hocam. Ben solağım zaten. Yani sağ elimde de yazabiliyorum. İkisini aynı anda da yazabiliyorum. Mesela bir kelimeyi, bir cümleyi ikisinde başladım da ikisini de yazabiliyorum. Neymiş o zaman, sende de var ambidexterity. Biraz geliştir, Garfield kadar falan ilerlet artık. Latince hocam meslekten dolayı öğreniyorum ama Yunanca zor hocam. Zor işte, o da onu yazıyormuş yani. Helal hocam olsun. Ben de solağım, bir deneyeyim yazabilecek miyim aynı anda? Bir dene bakalım. Ara verince deneyeceğim. Tamam, tamam. Ambidexterity is believed, inanılır to, bir şey yaptığı. Ambidexterity, A, balance, dengelediği yarım kürelerini, beynin yarım kürelerini dengelediğine inanılır. B, birleştirdiğine inanılır. Farklı öğrenme becerilerini birleştirdiğine inanılır. C, bring little'ın yanında success olması lazım. Success silinmiş. Bring little success on sports and in battle. In sport and in battle. Success in olacak hatta burada. Getiriyor az şans sporda ve savaşta. Oysa Yunanlar için ne diyordu? Hem sporda hem de battle. Dört para savaşta. Başarı getiriyor diye. Cevabımız A'dan olur. Çünkü şurada diyor ki it was believed by some that this type of reading, bu çocuğu okuma might help, yardım edebilir dengelemeye, iki yarım küresini beynin, en son satırda demiş. Cevap A'dan olur. Choose the odd word diyor. Gereksiz olanı bulalım. Left
sol, right, sağ, necessary ise gerekli. Necessary gitti. Hangisi negatiftir? A, fail, başarısız olmak. C, lose, kaybetmek olur. Bursa'daki action ise etkili. Produce, üretmek fiilinin en yakın anlamı Bursa create, yaratmak, oluşturmak. Move, hareket etmek, move, taşınmak. Believe ise inanmak. Imminent, ünlü, yakın anlamlısı A, famous. Bursa'daki advantages, avantajlı. C'lik, amount, miktar. Enable, sağlıyor ya da sağlıyor to work efficient, etkili bir şekilde çalışmasını. Enable to lose money, para kaybetmesini. Para kaybetmeyi sağlamayız. Para kaybetmeyi olanak sağlamayız. Work efficient, etkili bir şekilde çalışma deriz. Pozitif yapıda kullanmak gerekiyor. To a crime, bir suça. Witness, tanık olmak, şahit olmak. Paint, boyamak olmaz. To witness a crime, bir suça tanık olmak diyebiliriz. O zaman çeviriyi de şimdilik bitirelim. Şeye geçmeyecek miyiz, Nazilere? Nazilere şimdilik kalsın. Şimdi bağlaçların eşleştirmeye başlayalım. Vakit kalırsa oradan oraya bakarız. Attım sayfaya bağlaçları. Eşleştirmeye başlayabiliriz. Yeniledim onu. Normalde yazı yazma yeri yoktu. Onları bugün yaptım. Bakalım. Neydi oldu? Rağmen. Rağmen. Hangisi olur? Denizli. Rağmen. Denizli. Adana değil mi? Do. Hayır. Do. Oldu. Rağmen. Dikkat edin. Buradaki kullanımlarda ben noktalamasından osuna busuna kadar her şeyi ortak, yani aynı kullanım bağlaçları vereceğim. Yani hocam ama soyu yazıyorum şeye, o da buna rağmen çıkıyor. Şimdi even so arada kullanılan bir bağlaçtır. Although, though bağlaçları zarftır. Bunlar cümle başında, ortada, sağda, sol bir sürü yerde kullanılabilir. Şimdi bağlaçların y'desi de bir önemi yok. Ama YÖK dilde önemi var. Hangi nerelerde kullanıldığına dair bugün onlara da bir değiniriz. Bugün ne yaptığı için baktık sanırım, öyle kısa bir not. Ha şey yapacağız zaten. Bugün bağlaçların tamamını yazacağım ben, böyle bir tablo yapacağız. Orada noktalamasını falan da göstereceğiz zaten. Şimdi bir anlamlarına bakalım. Şu an kelime gibi çalışıyoruz. Önemli olan bu bağlaçları tanımak. Rağmen D'deki do olur. However dediğimiz. Fakat. Fakat ama yine de. Fakat. Yet. Even so. Adana. Allah Allah. Yazıyorum. Şuraya bak ya. Fakat. Bakın bir tane fakat. Yine yazamadım. Yazamadım işte. Ama yine nazar mi? Hocam nazar. Nazar mı? Aman hocam ne nazarlık halimiz var, sorma. Fakat ama yine de. 8 yapalım onu da. Fakat ama yine de Adana olur arkadaşlar. Even so. Sebebi de bu noktalamasından dolayıdır. Noktalaması. Her şey aynı kullanılır bunların. Fakat ama yine de derken even so. However aynı şeydir. However even so. Fakat ama yine de. Mesela çeviride but'la even so'nun however'ın hiçbir farkı yoktur. Tek kullanım noktalamadır yani. But, fakat. Yes. O direkt yet olacak. Fakat. O da yet. Rather. Aslında. Aksine. Bundan ziyade diyelim. Ya da aslında diye de çevireceğiz onu. Rather'ı düzeltme bağlacı olarak kullanacağız daha çok. Düzeltme bağlacı. Bundan ziyade. Ceyhan. Bu da C'deki instead, instead yerine. On the contrary, içinde cont geçen, bakın şu şekilde, şu dört kelimesi geçtiği zaman cont bu aksi ters anlam verecek.
On the contrary, o da bursa in contrast. Yani aksine, tersine cevap bursa. Although, though, rağmen. However, even so. Fakat, ama yine de. But, yet. Fakat, rather, instead, aslında gerçekte doğrusu. Ya da mesela rather, bundan ziyade aslında instead ise yerine demektir. Yerine. On the contrary, in contrast, aksine, tersine. Do demişiz. Do yine rağmen demek. Edirne. Edirne, even though. Even so, fakat. Ama yine de. O da. Denizli. Denizli, nonetheless kelimeye bakın. Non bir kelime. The bir kelime. Less bir kelime. Üç kelimeden olsun. Nonetheless, fakat ama yine de. In contrast, bakın kont var içinde. Kont Adnan var şarkıcı. Kont Adnan ters adam. Kont, in contrast, aksine, tersine. Şarkıcı mı var hocam? Kont Adnan duymadın mı hiç? Kont Adnan. Kuş böyle komutluyor, doluyor. Adana. Evet, aksine, tersine, Adana, contrary. Instead, yerine. Yerine diyelim buna direkt. Karşılığını da rather than, yet, fakat, Ceyhan, but. İzlediğim zaman işte tamam. Fakat, Ceyhan. Though, even though, rağmen. Even so, nonetheless, fakat, ama yine de. In contrast, contrarily, aksine, tersine. Instead, yerine. Rather, bundan ziyade, yet, but, fakat. Bu cevap bitince yet ve but'ı ezberleyeceğiniz garanti. Even though, rağmen, hangisi olur bak, bilen var mı? Maçez. Ceyhan, maçez, rağmen. Nevertheless, fakat. Ama yine de, ama. Ne de ne olacak? Ne olacak? Edirne. Edirne, still, evet. Bakın still'in böyle bir anlamı da varmış. Bağlaç olarak kullanacağız still. Hala değil, bağlaç. But, fakat, Denizli, yet, rather, bundan ben. Ziyade, aslında bundan ziyade diyeyim direkt, o da in fact olsun. In fact de aslında gerçekte doğrusu bu. Çok karmaşık bir bağlaç aslında. Contrarily, yine kont var. Kontattan ters adam. Contrarily, aksine, tersine. Hocam o zaman infect zıtlık bağlacı mı oluyor? Hem zıtlık bağlacı olacak, hem ek bilgi veren bağlaç olacak. Evet. Ne? Tersine. O zaman cevap o da in contrast Adana. Even though, rağmen, Ceyhan Maçez. Nevertheless, fakat, ama yine de Edirne still. But, yet, fakat, rather, bundan ziyade, in fact, aslında gerçekte doğrusu, contrarily, aksine, tersine, in contrast. Bağlaç, her şeydir. 40 üzerinde soru bağlaçla bağlantılı. Maçet neydi? Erame. Neyse büyük yazdım kalsın. Ceyhan. Oldu. Ne nandalıs neydi? Ama. Fakat. Fakat. Ama yine de. Denizli. Bu da Denizli however olur. Verez ne? Verez. Kersek. Ne o? İken. Oysaki. Ya da oysaki halbuki. Bu bağlaç contrary grubuyla aynıdır. In contrast contrary ile aynı bağlaçtır. Birebir aynıdır.
Sadık bundan geldi. İken oysa geldi ki Adana wine olur. On the contrary, aksine tersine. Edirne. Ne? Ha. Tersine. Edirne. Contrarily. Niye mesela o zaman Verez'le contrarily eşleştirmedim aynıysa? Çünkü kullanım yerleri farklı evet. Hocam. Yani zarf. Zarf dediğimiz cümlede her yere gidebilirken diğeri farklı. Sonra but demek. O da fakat. O da Bursa yet. While. İken. While. İken diye çeviririm. Veres. Oysa ki halbuki diye çevirdim. Oysa ki diye çevirdim. Hatta rağmen diye bile çevirebilirim arkadaşlar. Göreceksiniz. While üç farklı bağlaç yerini kullanılabilir. While, veres, Ceyhan. However, fakat, ama yine de. Fakat. Ama yine de. Edirne, even so. Sakın unutmayın. Even so, however. Instead of, instead'in preposition hali, isimle kullanılan hali. Yerine. O da rather than ziyade. In contrast, aksine, tersine, b, contrary to, aksine, tersine, contrary to, Bursa, rather. Aslında. Ziyade, bundan ziyade, Adana. Ya da becerip yazabilsem, o da Adana instead. Much as, neydi yani much as? D'den efendim, D? D'den anlamı vermiyor farklı, rather'ın preposition hali, isim alan hali. Hocam sesi dedim ben. Anladım. Sesin kesik geliyor. Tam bir şeyden kesiliyor. Bir daha söyle bana. Maçezi sordunuz ya. D'da anlamı vermiyor mu dedim. Erhan. Neyle karıştırdın acaba? Ezberle mi karıştırdın? Neyle hocam karıştırdın? Ama ben bunlara baktım hep. O zaman Türenk yanlış söylüyor. Şimdi maçezi acaba ez maçezi bölüp de maçezi bir şey mi uydurmuş acaba? Yani maçezin D'da anlamı kullanımını sen dedin de duydum. Tüm bilgilerim yanlış şu an. Bağlaçları sözlükten araştırıp bulmak biraz sıkıntı yaratabilir. Neyse şu an öğreniyorsun. Maçez, Erame. Vay, Bursa. Bu da Edirne. Doğu. Hocam, while doğmuyor mu? While iken. Şimdi şöyle, while de olabiliyor. Olabiliyor ama burada ben while'ı vereze ayırdım. Yani while olabiliyor. Şimdi bunları şu an sadece ezberliyoruz. Bitirdikten sonra tamamını listeleri yazacağız. Exclusive kitabınızda da var ama ben bir kez daha toparlayıp yazacağım onları. Üsttekileri bir daha okuyalım birlikte. While'a verez dedik. Oysaki, halbuki. However, even so. Fakat ama yine de. Instead of, rather than dedik. Instead of'nın yerine, rather than'den ziyade. In contrast with, aksine tersine, contrary to. Rather, bundan ziyade instead. Rather, bundan ziyade ya da neyse işte onu çok çevirdi. Mesela rather'ı ben çeviri yaptım bilmiyorum. Direkt çevirisiz bile gidiyor yani. Yapmada bundan ziyade. Neyse, maçez erağmen Edirne oldu. Şey, doğu dedik. In spite of da erağmen demek. Tek farkı bu bir preposition'dır. Bu ise bağlaçtır. Bu isimle kullanılır bu cümleyle. O da a despite olur. Erağmen. In fact. Aslında. Gerçekte doğrusu. O da actually. Şimdi siz Denizli'yi bir bağlaç olarak görmeyeceksiniz. Denizli'nin anlamı aslında gerçekte doğrusu falandır ama bunu bir kelime olarak cümlelerin içinde göreceksiniz. Bunu şıklara bile girmez. Ama in fact girer.
infectionlara girmese bile özellikle yakın anlamlarda ya da ne bileyim paragrafın oralarda bol bol geçeceğim. Contrarily, aksine, tersine dediğimiz aksine tersine C in contrast. Whereas ise cümle başında iken diye çeviririz. Diğer durumlarda oysa ki, halbuki diye çevirebilirim. Bu da Bursa denilmiş. Maçes do'ya rağmen while de olur. Aynı şeydir. In spite of'a rağmen, despite'a rağmen, in fact, actually, aslında gerçekte doğrusu, contrarily, in contrast, aksine, tersine, whereas, while, iken, oysa ki, halbuki. Yani düşünün ki şıklarda B'deki while var. Aynı şıkta whereas de var. Aynı şıkta do da var. Ne yapacaksınız? While'ın while'ın do anlamı da var. While'dan sonra ing gelmiyor muydu genelde? Öyle olabilir. ING gelebilir ama genelde osubusu yok. Şöyle yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki while, whereas'in yerine kullanılıyor ya. Tamam. O zaman whereas ile while yan yanaysa whereas'in kendisi gider. Çünkü zaten while onun yerine kullanılır ve while whereas'in dışında iki bağlacın daha yerine kullanılır. While'in yanında do var. Yani kısaca while'in yanında do ya da whereas görürseniz ikisi de gider ama while'in kendisi kalır. Çünkü while bir de zaman zarfı olan ikendi. Ben yürürken, dinlerken gibi. While varsa büyük ihtimalle doğru cevap da olabilir yani. Maçeze do dedik. Rağmen neyse söyledik, okuduk onları. Whereas dedik. Whereas cümle başındayken iken diye çevirebiliyorum bunları. Ya da oysa ki, halbuki dedik. Bu da Ceyhan while. Rather than ziyade dedik. Den ziyade. O da denizde instead olur. Neydi instead of nın yerine. Nın yerine. Nın yerine. Sonra even so. Fakat ama yine de. Fakat ama yine de. O da however. But yet. Fakat. But'ı öğrendik. But'ı yet yok kesin değil mi? In contrast with aksine tersine. O da Adana contrary to. Whereas while iken oysa ki halbuki rather than ziyade instead of'nın yerine even so however fakat ama yine de but yet fakat in contrast with contrary to aksine tersine although rağmen. O zaman Edirne Maçes. Stil neydi? Ama. Fakat. Ama yine de o da ne olur yine o zaman? Ceyhan. O da even so Bursa. Pardon ne so? Ceyhan ya. Ben nasıl Bursa'da even so'yu gördüysem. Ceyhan. Yet. Fakat. O da Denizli. In fact, aslında. Bunda gerçekte de aslında doğrusu o da Bursa. Ne oluyor? Bursa ziyade. Bundan ziyade dedik. Despite, rağmen o da Adana in spite of. Although, much as rağmen. Still, even so, fakat ama yine de yet but fakat in fact rather
aslında gerçekte doğrusu rather bundan ziyade spite ise I spite of rağmen. Hiç ezberleyebildik mi acaba? Biraz zor. Bunlar kolay da. Şimdi evet ama ilk defa görenler için şey değil. Yeni hiç hayatında bağlı çalışmalı birisi için sonuçta yeni bir sürü kelime gibi. In spite of rağmen. Rağmen. Denizli. O da Denizli spite rağmen. Otherwise yoksa aksi takdirde yoksa Adana oraya. Nevertheless. Nevertheless. Fakat ama yine de ama yine de o da Edirne. Nevertheless. Even though rağmen o da Bursa. Although yet fakat o da Ceyhan. But in spite of, despite, rağmen, otherwise, or else, yoksa, aksi takdirde. Nevertheless, nonetheless, fakat, ama yine de, even though, although, rağmen, yet, but, fakat. Because. Çünkü, için. Çünkü. Cümle başındaysa the için geçebiliriz bunları. As. Edirne as. As'in biliyorsunuz epey bir kullanımı var yani. Göreceğiz en azından. And ve yanı sıra oluyor mu and hocam? Efendim? And yanı sıra. Olur hocam, niye olmasın ki? Yani cümleye göre çıkartabiliriz onları sonuçta. Ve bağlı. Yani bağlaç sorularında ben direkt yanı sıra diye çeviriyorum da. Sonuçta yanı sıra demek ve demek değil midir? Yani Ahmet'in yanı sıra ya da şunu yapmasının yanı sıra olur. Ama hani yanı sıra diye çevirirsin de yani mesela yanı sıra deyince bunu kullanacağına in addition to as well as falan koyarlar ama olabilir, sıkıntı yok. Ve dahası bu da C'deki besides olur. Besides. S takısı olmadığı zaman başka bir kelimedir. Dikkat edin. S takısı olacak. Besides, dahası ek olarak buna ilave eden and ve dahası değil. So. Sonuç olarak. Sonuç olarak. Ne diyoruz o? Therefore. Sonuç olarak diyelim buraya. Denizli therefore. Sonuç olarak bu yüzden. As well as. Yanı sıra. Yanı sıra. Yanı sıra. Yanı sıra. Yanı sıra bitişik mi ayrı mı yazılıyor? Yanı sıra. Bitişik. Bitişik. Yanı sıra. O da Bursa in addition to, bunlar önemli bağlamışlar. In addition to. Because of. En dolayı. En dolayı. O da Adana due to. Because as çünkü. And besides, dahası ek olarak. So, therefore, sonuç olarak bu yüzden. As well as, in addition to, ek olarak, yanı sıra. Because of, due to, then. As. Çünkü, cümle başında bütün çünküler, the için bunun ekstradan, yani işte ne büyük yazarak bilmiyorum. Çünkü, the için bir de dıkça, dikçe olacak. Yaptıkça, gittikçe, bunu da daha sonra göreceğiz. Dıkça, dikçe. Bu durumda cevap Bursa, since, çünkü bağlayacağız. Tabii since'in dıkça dıkça anlamı var mı? Yok. As çünkü, the için dıkça dıkça. Bursa since. More içerisinde arkadaşlar more geçen ya 4 numaradaki gibi add geçen bütün bağlaçlar ek olarak dahası
buna ilaveten yani V anlamı verilir. İçinde more varsa ve add var. Add eklemek demektir zaten. Moreover, dahası... Hocam affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Efendim? Hocam şu since'in çünkü anlamı yoksa dığı için dıkça anlamı mı var? Çünkü anlamı var, şey anlamı yok. Dıkça dıkça anlamı yok. Dıkça dıkça anlamı yok. Tamam. Tamam hocam. Çünkü anlam var. Moreover, dahası, deniz in addition, therefore, bu yüzden... Bu yüzden sonuç olarak bu yüzden ne olur Edirne das in addition to ek olarak yanı sıra C as well as due to dolayı o da Adana. As, çünkü, since, moreover, dahası, ek olarak bunu ilave eden, in addition, therefore, bu yüzden, thus, in addition to, ek olarak, yanı sıra, as well as, due to, owing to, then, dolayı. Hepsi çıkacak zaten, bu bağlaçların hepsini göreceksiniz. Now that, çünkü. Now that'in, çünkü ya da madem ki hatta bizim haçan dediğimiz bu bağlaç. Haçan. Haçan Ruslar işgal ettiler Ofi. Var mı onu bilen? Now that. Çünkü madem ki cümle başında bu da dağı için diye gider. O da Edirne'nin civan. Furthermore. Bakın içinde more var. Yani dahası ek olarak dahası what's more olarak ek olarak mı dedik neyse olsun o da what's more olsun C along with the bunun proposition hali yanı o da Adana apart from'un farklı anlamı da var as a result sonuç olarak ya da bu yüzden diyelim bu yüzden apart from'un başka ne anlamı var dediniz hocam. Söylemedim. Başka anlam var dedim. Onu şeyde söyleriz. Neyse hariç demin. Hariç. Bu yüzden deniz hence apart from'un hariç anlamı var ama sadece olumsuz cümlelerde denizi buraya mı yazdık? O dediğimizden dolayı o da Bursa in vivo. Now that given that çünkü madem ki furthermore, what's more, dahası ek olarak. Along with, apart from, yanı sıra. As a result, hence, bu yüzden. Owing to, in view of, then dolayı. Since. Çünkü. Yes. The için. O da Edirne as. İçinde ed olanlar da ek olarak dahası anlamına veriyordu. İşte dahası o da deniz. Furthermore. As a consequence bu yüzden sonuç olarak o da Bursa. On account of then dolayı ne var? Thank you. Şimdi thanks to sayesinde anlam verecek. Sadece pozitif cümlelerde kullanılır. Then dolayı sayesinde. Apart from yanı sıra o da C together with. Since as çünkü. In addition, furthermore, buna ilaveten ek olarak, dahası, as a consequence, consequently sonuç olarak, bu yüzden, on account of, thanks to,
Thanks'den dolayı, thanks to sayesinde yazalım buraya. Sadece olumlu cümlelerde kullanabiliriz. Sayesinde olduğu için olumsuz anlamında olmaz. Sayesinde. Apart from ise together with yanı sıra. As. Çünkü the için içi içi yazmayacağım bu sefer. O da C because. Besides yanı sıra ya da burada ne diye almışız onu? Yanı sıra. Edin. Yanı sıra. Hatta buna ilaveten diyelim ya. Buna ilaveten. Hatta dahası. Buna ilaveten. O da Edirne. And thus. Bu yüzden o da accordingly in view of then dolayı bursa due to in order that make için sın diye o da Denizli as çünkü because besides bunu ilaveten dahası and thus bu yüzden accordingly in view of then dolayı due to in order that so that makemak için sın diye because dediğimiz çünkü Edirne now that what's more dahası buna ilave et neyse dahası deyip geçelim moreover dahası what's more da Denizli moreover olur hence bu yüzden bundan dolayı sonuç olarak Bursa so due to then dolayı o da A. Thanks to sayesinde as well as yanı sıra C. In addition to. Because now that çünkü now that madem ki. Now that'in içindeki now'dan dolayı sadece present tense'de kullanabileceğim bir çünkü bağlacı bu. What's more? Dahası bunu ilaveten moreover. Hence dediğimiz bu yüzden sonuç olarak so due to thanks to then dolayı sayesinde ikisi de sayesinde anlam verebilir. As well as yanı sıra in addition to olur. Kelime can bağlacı artık bağlacı söyleyecek bir şey bulamıyorum. Since çünkü o da Edirne given that. Nereye yazdım bunu ya? Çünkü moreover dahası ek olarak falan filan. O da Adana. Indeed. Indeed ile in fact aynı şeydir. Bunlar hem zıtlık bağlacı olabiliyorlar hem ek bilgi veren bağlacı olabilecekler. Dahası. Accordingly, bu yüzden hocam, indeed'nin yerine diye de kullanılıyor, değil mi? Nın yerine mi hocam? Evet. Hiç nın yerine diye çevirisi hatırlamıyorum hocam. Yani indeed dediğimiz zıtlık bağlacı olarak bildiğimiz fakat gibi kullanabiliyoruz anlam olarak. Indeed aslında gerçekte doğrusu şeklinde nın yerine çevirisi gider ona belki de. Aslında gerçekte doğrusu diyoruz direkt indeed. Sanki bir çeviride öyle bir şey gördün de. Vardır hocam. Sözlükte o anlam büyük ihtimalle vardır. Bakalım hatta. Indeed. Doğrusu aslında doğrusu istenirse gerçekten de dahası sahiden, hakikaten, cidden aynen. Biz dahası kısmını aldık şu an. Accordingly dedik. Bu yüzden hangi
As a result. As a result. As a result, denizde. On account of dediğimiz den dolayı. Da Ceyhan, because of along with yanı sıra, bu da Bursa as well as. Since, çünkü, given that, moreover, dahası, ek olarak, nerede o, indeed, dahası, accordingly, bu yüzden, nerede o, as a result, on account of, then dolayı, because of Ceyhan, along with yanı sıra, as well as. Yine 50 geçti, istiyorsanız bir ara daha verelim. Sonra yine devam.